eski zanametin adı geçen Turgay Demircan'la bağlanmak istemiş. Sayın Demircan, iyi geceler. İyi geceler Serhat Bey. Şu anda Giresun'da mı yaşıyorsunuz siz? Evet, Giresun'da yaşıyorum. Ben de şimdi bakıyordum sizin iddianamenin adı nerede geçiyor diye. Siz 2008 yılında Kasım ayında sayısal lotodan 1,5 milyon lira para mı kazandınız? Evet, doğrudur. Tek başınıza mı tutturdunuz sayısal lotoyu? Evet, doğrudur Serhat Bey. Peki bu paranın yarısını Olgun Peker tehdit amacıyla tehdit ederek sizden 750 bin lirasını aldı iddiası doğru mu? Şimdi öyle bir şey hiçbir zaman olmaz Serhat Bey. Biz aklı başına insanlarız. Yani sonuç itibariyle ben 45 yaşında insanım. Bu çok büyük bir meblağ yani baktığınızda. Bu resimdeki siz misiniz Turgay Bey? Bu resimdeki siz misiniz? Evet, doğrudur benim. Tamam, buyurun devam edin. Şimdi ben şöyle söyleyeyim ilk baştan. 2008'in Kasım ayında bir ikramiye kazandık sayısal lotodan. Daha sonra akabinde tabii ki hayatımda bazı değişiklikler oldu. İşimizi kurduk. Bununla beraber tabii ki bazı şeyler değişti hayatımızda. Fakat Giresunspor'un Ocak ayında yapılan bir gecesinde geceye katılım tabii ki maddi destek olmam amacıyla Giresunspor'un gecesine. Biz de Giresunsporlu olarak, Giresunspor taraftarı olarak sever olarak biletimizi aldık, gecemize gittik. Olgun Bey'le ben orada tanıştım. Daha öncesinde Olgun Bey'le tanışmışlığımız yoktur. Sonra ne oldu? Efendim? Sonra neler yaşandı aranızda? Şimdi Olgun Bey'le aramızda yaşanan hiçbir şey olmadı. Giresun'daki olaylar tabii ki Giresunspor dikte kaldı. Akabinde de bir şey kurulmak istendi. Şöyle diyeyim. Giresunspor'a başkan, yönetim kurulu. Bunun için bana tabii ki biz senin arkadaşlarımız Giresun'dan geldiler. İşte sen de olmanı istiyoruz. Peki sizden para istediler mi bu anlamda? Yani sizi yönetici yapacağız ama size şu kadar para vermeniz lazım. Hayır, bakın. Şimdi Giresun'da tabii ki sevilen bir camia. Giresun'da herkes futbolu çok seviyor Karadeniz'de gerçekten. Giresunspor'da yöneticilik yapmak çok onur verici bir şey. Tamam. Siz ne söylemek için çıktınız televizyona, bağlandınız? Efendim? Siz ne söylemek için bağlandınız televizyona? Şimdi şöyle bir şey. Bana yani, fikir olarak ne söyleyecektiniz? Oldu Peker Bey, tehdit etmeyin. Şöyle, bakın şöyle Erman Hocam. Ben şöyle bir şey. Yapılan iddialar asılsız. Ben bundan sıkıldım. Efendim? Yok, devam edin. Yani sizin hakkınızdaki iddia ne? Sizlerin paranızın yarısına el koyduk. Ben bu şeylerden sıkıldım. Bu olaylar patlak vermesinden önce, mesela bu şike olayları vesaire patlak vermesinden önce Giresun esnafı veyahut da arkadaşlarım, dostlarımız hep bu arasında konuşuluyordu. Ben de yok böyle bir şey. İşte param verilmedi. Her yönetici gibi ben de orada tahmin ettiğim rakamı verdim. Tamam, peki sizin paranızın yarısı gitmedi yani değil mi? Olgun Peker veya Giresun'a. Bakın her yönetici gibi ben de oraya taahhüt etmiş olduğum bir rakam vardı, onu verdim. Akabinde de tabii ne kadar verdiniz? Ne kadar verdiniz? Bir dakika, yönetici mi oldunuz siz Giresun'a? Evet, doğrudur, doğrudur. Niye de oldunuz yani? Kendiniz mi istediniz de oldunuz? Ya tabii ki şimdi Giresun'da yönetici olmak bir şereftir bence yani. Tamam. Ne kadar para verdiniz o yönetici olmak için? 50 bin lira para verdim. 50 bin lira. Başka evet. Para verdiniz mi? Tabii ki yönetici olarak cebinizden para çıkıyor. Bakın orada başkan yapan, başkanlık yapan da, yöneticilik yapan da cebinden belli dönemlerde 3 lira, 5 lira, 10 lira kulübün kasasında para olmadığı zaman belli paralar verilmiştir. Peki Olgun Peker'in böyle büyük bir suç örgütü, 18 kişinin çalıştığı böyle bir örgüte şahit oldunuz mu? Hayır, asla ben böyle bir şey görmedim. Yalnız şöyle bir, ben Giresunspor yönetiminde yaklaşık 3,5 ay kadar kaldım. Daha sonra İşlerimin dolayısıyla işlerimle ilgilenemediğim için daha sonra kendi isteğime istifa ettim. Anladım. Peki, evet. Oldu peki bu parayı kaptırmadım diyorsunuz. Peki. Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Ben, Turgay Bey, yani... Turgay Bey, poliste bir şey var, açıklama onu tam bilemiyorum da. Evet. İşte Olgun Peker'le Giresunlu bir idareci arasındaki bir anlaşmazlık dolayısıyla dinlemelere takılındı sonra olaylarda filan diye. O siz değilsiniz herhalde. Erman Hanım şöyle bir şey, bakın ben beni ifadeye çağırdıklarında bana dedi
dediler ki. Evet. Siz şikayetçi oldunuz mu Olgun Peker'den? Efendim? Siz şikayetçi falan oldunuz mu Olgun Peker'den? Hayır, böyle bir şey zaten olmuş olsa bir olsun insanlar. O zaman bu ama Giresun'da başka birisi herhalde bu. Giresunlu bir idareci mi? Öbür ülke olabilir mi yani? Bilmiyorum, birisinden. Şöyle diyeyim Erman Hocam. Beni emniyete çağırdıklarında bana demiş oldukları şey şu. İki tane gizli tanık var. Gizli tanık senin hakkında ifade verdi. Ne diye ifade vermiş? Ya benim işte 750 bin lira para verdiğimi, ondan sonra işte paramı kaptırdığımı, ben de dedim ki benim böyle bir para vermedim. Yönetici olarak evet, ben de cebimden... Peki sizin iş yeriniz yağmalandı mı? Pizzacı dükkanınız yağmalandı mı sizin? Hayır efendim, öyle bir şey yok. Ben iş yerim çalışıyor gayet güzel. Hayır, öyle bir şey yok. Tamam, siz şikayetçi değilsiniz Olgun Peker'den, doğru mu? Hayır, zaten böyle bir şey olmuş olsa Serhat Bey, yani biz olgun insanlarız, yani tutup hukuk devletinde yaşıyoruz. Öyle bir şey olmuş olsa... Anladım, tamam. Bu, yani bu devletin polisi var, adliyesi var, meclisleri var yani. Tümbel Bey, çok teşekkürler bağlandığınız için. Rica ederim. Sana şimdi bir soru hocam. Buyurun.